Bekleyip giderlerse ne olacak? Ha? Yani onunla görüşmeden asla kalsın kararı vermezler. Esma, söyleyeyim de konuşmayı sen yaptın. Ya adam neredeyse hepimizle tek tek görüştü ama. Hani işte bizi önemsediği belli. Yani gidelim, biz hazırız diyelim. Hı? Bence bizi dinler. Evet. Ne kadar hazırlandığımızı, hepimizin Elif Hoca'nın ne kadar arkasında olduğumuzu anlatırsak ne olur belki. Hem veliler de burada, o da etkili olur bence. Aynen, ben derim ki noktayı koyalım abi. Tamam, o zaman odaya girip konuşalım. Tamam. Siz durun, velilerin gitmesini engelleyin. Ben gidip söylerim. Hayırdır Fidan? Yürek mi yedin sen akşam yemeğini kızım? Elif Hoca için. Yani korksam da aynen ondan öğrendiğim gibi gidip cesaretle söyleyeceğim. Hadi o zaman. Hadi kalk. Sanıyorum tamamdır Sayın Müdürüm. Evet, gereken herkesle konuştuk. Veliler de, öğrenciler de çok önem veriyor Hoca Hanım'a. Bahsettiğim gibi Elif Hoca gerçekten değerli bir eğitimci. Öyle olduğu muhakkak. Bir de kendisiyle ne zaman görüşeceğiz Orhan Bey? Sayın Müdürüm, arıyorum ama ulaşamıyorum bir türlü kendisine. Tahmin ediyorum ki yoldalar. Saat 2:30'da okula gelin. Sizinle görüşecekler demediniz mi? Tabii müdürüm, tabii ki söyledim. Tam saatinde gelirim dedim. Anne, Elif Hoca nerede kaldı? Hala yok. Gelmesi lazımdı bu saate kadar. Emir Bey, bulacağım dediyse bulur kızım. Yok. Kesin bir şey oldu. O baykaralar var ya, yine bir şey yaptılar anne. Onlar var ya, onları benim elime bir verseler. Sakin ama. Geliyorlar. Öncelikle bizim için, Elif hocamız için burada olan, bize destek olmaya gelen tüm velilerimize çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, hadi. Elif hocasız asla! Sizlere hazırladığımız konuşmayı Esma okuyacak. Biz Elif Hoca'yla bir hikaye yazdık. Çok kısa zamanda. İzin verin, hikayemiz yarım kalmasın. Kırık dökük yanları da var, umutlu yanları da. Cesur tarafları da var, titrek korkak bakışları da. Ama biz her şeye rağmen birlikte yol almayı, çalışmayı, başarmayı çok istedik. Hayallerin ötesinde bir öğretmene, böyle bir eğitimciye sahip olmanın ne kadar değerli olduğunu anladık. Hikayemizde her düşünceden, her duygudan, kötülükten, iyilikten biraz vardı. Bu hikaye bizi umutlandırdı. Okula yeniden inandırdı. Adını da koymak gerek bu hikayenin. Adını bize kalbimiz fısıldadı. Çünkü kalbin, aklın bile anlamayacağı sırları vardır. Adını kalbimiz koydu. Bizim Elif Hoca ile hikayemizin adı Sevgi oldu.
Oğlum yemin ediyorum yazdığın konuşma herkesi ağlattı. Elif Hoca kalıyor mu? Henüz belli değil. Şimdi okula giriyorlar. Ay vallahi öleceğim heyecandan. Elif Hoca kalacak mı? Bakalım. Bir çıksınlar anlayacağız. Ne diyorsun? Valla etkilenmiş görünüyorlardı. Bence akılları uçtu ya. Ay ben böyle beklemeye dayanamıyorum ya. Ne oluyor içeride yani? Kızım bak bir sakin ol, bir dur, tamam mı? Şu an bir taşkınlık yapma sırası değil Esma. Tamam? Yok, ben bekleyemeyeceğim kimseyi. Ya girer dala, bana bak müdür odasına. Esma. Ya Esma. Ya bırak. Ya biz yapmamız gerekeni yaptık. Hem Emir abi ne dedi? Abi sevmiyorum beklemeyi, ne yapayım ya? Arda da sevmiyor. Ama bekleyeceksiniz ikiniz de. Ya hayır, bu kadar şeye rağmen hala Elif Hoca ile ne konuşacaklar ben anlamıyorum ki. Çünkü onunla konuşmadan karar veremezler. Levent Hoca? Keşke daha erken gelebilseydim. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol Esma. Siz yokken neler oldu bir bilseniz. Neler oldu onları detaylıca öğreneceğiz. Elif hocanız bir kalsın da. Siz nereden biliyorsunuz ki hocam? Hiç bakmayın bana ya. Ben anlattım arkadaşlar. Çünkü dayım öğretmenlik uzmanı. Yani biliyorsunuz o yüzden. Bilmez miyim? Kural, kaide, kanun dendi mi akla ilk dayım gelir. Ben ne var ne yok bir bakayım. Siz de arkadaşlarınızla bahçede bekleyin tamam mı? Haydi. Gençler. Eve uğradım. Onu sizinle sonra konuşacağız. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.